YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Venedik'te yarışan Ferrari'yi dünya premierinde izleyip yorumladım. Aslında Ford ve Ferrari'de James Mangold Ferrari biyografisine imza atmıştı. Orada ona cevap olarak gelen bir film yapmak için planlıyor. Ama Adam Driver özellikle yani şeyi Michael Mann'i yıkıp geçme üzerine kurulu bir mücadeleye dönüştürmüş. Michael Mann mi Adam Driver mı noktasında izlenen bir böyle bir dövüş gibi bir hissiyat bırakıyor. Ama bu da ilginç çünkü Adam Driver fazlasıyla yani genç yetişkin sikletinde yer alan bir isim. Onunla Michael Mann'in rekabete girmesi ilginç ve burada özellikle zaten filmin tamamı da onun üzerine kurulu hale gelmiş. Yani aceleci bir Michael Mann zaten yarış sahnelerini bile çekecek takati kalmamış. Ya yani zaten Black Hat'te de daha diğer filmlerinde Ali'de de çok böyle bir noktaya ulaşamayan filmler yapmıştı. Sadece Public Enemies 2009'daki sağlam dijitali iyi kullanan bir ters köşeleri olan bir görsel açıdan bir filmdi. Ama burada özellikle Pietro Scaglia'nın hiçbir şekilde takati kalmamış yani kurgucu. Eric Messerschmidt ile kendini yenilemeye çalışmış ama yani David Fincher'ın yanındaki çalışmaları kadar iddialı bir şey yok ortada. Özensizliğe mi itmiş yani bilemiyoruz ama büyük oranda hani Ferrari filmi takati kalmamış bir Michael Mann'in dizi piyasasına kayması gerektiğini duyuruyor. Ridley Scott da House of Gucci'de özensiz çalışmıştı ama o sene Last Duel'la iyi bir filme imza atmıştı. Benzer bir durumla burada yüzleşiyoruz özellikle. Yani Adam Driver'ınla mücadele bir yana yani Penelope Cruz da aşırı yapay. Yani özellikle dönem atmosferi ve diyaloglar Yavuz Özkan kıvamında. O gerçekten trajik. Bu açıdan da hani dönemin hani Rush gibi, Speed Racer gibi Talladega Nights gibi filmlerine, iddialı spor filmlerine, araba yarışı filmlerine hiçbir şekilde adapte olmaya beceremeyen, aksine James Mangold'un Ford ve Ferrari'sine belki biraz onun altında rekabete girmeyi hevesleyen ama bunu da beceremeyen bir film olmuş. Yani en azından orada memuriyet vardı dedirtiyor. Ya burada en azından hani teknik açıdan da ya belli bir illüzyona yol açan birkaç sahne var ama o yani iddialı bir sekans bile. 2006'da girdiği Miami Vice'da dizi uçurumunu, dizi dekupajına kayması, öyle bir uçuruma sürüklenmesi eğilimini burada devam ettirmiş. 1966'da Grand Prix ile John Frankenheimer araba yarışı filmlerine sınıf atlatmıştı ve o günden sonra bir furyaya dönüşmüştü bu alt tür. Ve ondan sonra da ciddi anlamda Le Mans gibi filmlerle de bunun devamı gelmişti. Sonrasında Rush'la Ron Howard buna cevap verdi ve günümüze dinamik bir uyarlamada bulundu. Ve renk filtreleriyle onu yakalamaya oynamıştı. Ama Ron Howard'ın enerjisini burada devreye sokamamış Michael Mann. Yani öyle stilize bir üslup beklenirken aksine kendini böyle bir Godfather'la yine House of Gucci'de Ridley Scott'ın yaptığı gibi Godfather'la yüzleştirme var Grand Prix ama ya bu yüzleştirme çok da bir fayda etmiyor. Aksine iki tane böyle ses müzik birlikteliğiyle kalıyor ve o da 3-4 dakikanın ötesi değil. Yani en fazla 5 dakikaya uzanıyor ama filmin süresi 130 dakika. Bu da hantallığını kanıtlıyor zaten. Özellikle oyuncular ve senaryo ve dönemsel atmosfer gerçekten de hiç olmamış. Benim Ferrari puanımın üzerinden 3.5, sizin Ferrari puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.